Merhaba, ben Uğur Aktekin. Büromuzun fikri mülkiyet çalışma gruplarından sorumlu avukatlardanım. Bugün ilkini yapmakta olduğumuz fikri mülkiyet hukuku, Avrupa Birliği Adalet Divanı, ABAD, karar inceleme webinarınıza hoş geldiniz. Moderatörlüğünü yapacağım webinarımızın konuşmacıları, Avukat Berin Dinçer Özbey, Merhabalar, hoş geldiniz. ve avukat Dilan Sıla Kayalıca. Günaydın herkese, hoş geldiniz. Her iki arkadaşımız da uzun yıllardır büromuzda fikri mülkiyet çalışma gruplarında, ağırlıklı olarak da marka ve tasarım çalışma grubumuzda çalışmaktalar. Birlikte çalışıyoruz. Bu webinar serisini neden başlatıyoruz? Öncelikle ona kısaca değinmek istiyorum. Avrupa Birliği Adalet Divanı, bundan sonra hep kısaca ABAD diye geçeceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birlik ülkelerinin Ulusal Anayasa Mahkemeleri ile birlikte üçlü yapı olarak Avrupa Temel Haklar Mimarisini oluşturduğu söyleniyor. ABAD verdiği kararlar ile AB hukukuna yön veriyor ve hukukun birlik ülkelerinde uyumlu olarak uygulanmasına katkı sağlıyor. ABAD'ın yetkisine farklı hukuk alanlarından münhasır ve sınırlı dava türleri girmekte. Webinarımızda fikri mülkiyet hukuk alanında inceleyeceğimiz kararlar olacak ve bunları temel olarak iki kategoride görebileceksiniz. Birinci kategori ABAD'ın AB hukuk kuralları ile ilgili verdiği yorum kararları. Uygulamada bir birlik ülkesinde AB hukukunun konu olduğu bir yargılama devam ederken mahkeme bir hukuk kuralının yorumu konusunda tereddüde düşerse bu konuda ABAD'dan görüş alabiliyor. Dosya ABAD'ın önüne geldiği zaman da konuyla ilgili yorum kararını verip ilgili mahkemeye gönderiyor. Mahkemede yargılamaya kaldığı yerden devam edip yorum kararındaki tespitleri dikkate alarak kararını veriyor. Bunlar temel olarak yorum kararlarını oluşturuyorlar. Diğer karar kategorisi ise Avrupa Birliği kurumlarının verdiği kararlara karşı genel mahkemede açılan davalarda verilen kararlarla ilgili temyiz mahkemesi olarak verdiği kararlar. Bu durum ise örnek olarak Marka Teşkil Otoritesi EUIPO'nun verdiği kararlara açılan davaların genel mahkemede karar verildikten sonra temyiz mahkemesi olarak incelenip bir karara bağlanmasına örnek verebiliriz. Avrupa Birliği düzenlemeleri, direktifler, tüzükler, fikri mülkiyet hukuku alanında bizim önceki kanun hükmünde kararnamelerimiz ve şimdiki sınai mülkiyet kanunumuz yönünden mehaz kanun niteliğinde olmaktalar. Nitekim uygulamada mahkemelerimizin, yargıtayımızın yorumları, kuralları yorumlarken bu kararlara dikkate aldığını görüyoruz. Bu nedenle ABAD kararlarının ülkemizde uygulamacılar tarafından anlaşılması, tartışılması ve olabildiğince uygulamaya aktarılması hukukumuzun da gelişimi açısından önem arz ediyor. Nitekim uygulamada ABAD kararlarının çevirilerinin yayınlandığını ve kararlar hakkında makaleler yazıldığını görüyoruz. Bizler de bu sürece karar inceleme webinarımızla katkıda bulunabilmeyi ümit ediyoruz. Webinarlarımızın birazdan metodolojisinden bahsetmek isterim. Öncelikle karara konu dava ve yorumlanması gereken kuralların neler olduğunu ortaya koyacağız. Sonrasında bu kurallarla ilgili ABAD'ın yorum kararını ayrıntılı olarak inceleyip paralel olarak da hukukumuzdaki ilgili düzenlemeleri ve bizde bunların ne şekilde yorumlanabileceğini konuşacağız. Son olarak da kararın Avrupa Birliği hukukundaki yansımalarını ve hukukumuza olası yansımalarını hep birlikte tartışacağız. Burada aramızda bir görev dağılımı da yaptık. Ben moderatörlüğü üstlenirken Sıla daha çok Avrupa Birliği kararının analizini yapacak. Berlin de bu kararın Türk hukukumuzla ilgili düzenlemelerini ve olası yansımalarını değerlendirecek.
Webinarımız yaklaşık 40 dakika sürecek. Sonrasında soru cevap kısmı da olacak. Soru sormak isterseniz konferans, webinar sırasında video konferans uygulamasının Q ve A bölümünden sorunuzu yazabilirsiniz. Bunu tercihen soru aklınıza geldiğinde oluşturup yazmanız daha uygun olacaktır. Biz konuşmamızın sonunda bunları toplayıp hep birlikte cevap vereceğiz. Ve geliyoruz bugün inceleyeceğimiz karara. Bugün bu yılın başlarında fikri mülkiyet çevrelerinde oldukça ses getiren SkyKick kararını inceliyoruz. Bu bir yorum kararıdır. İlk sorum Sıla'ya, bu karara konu İngiliz mahkemesinde görülen davayı kısaca özetleyebilir misin? İngiliz mahkemesi ABA'da hangi soruları yönetmiş? Teşekkürler Uğur Bey. Tabii ben sorunuzu yanıtlayayım. Öncelikle İngiliz mahkemesi önündeki davanın taraflarından çok kısacık bahsedeyim. Davacıyan burada Birleşik Krallık ve İrlanda'da hizmet veren, temel faaliyet alanında televizyon yayıncılığı olan Sky TV kanallarıyla bildiğimiz Sky Group şirketleri. Sky markalarını koruma konusunda da özellikle çok yoğun çaba sarf ettiğini bildiğimiz bir firma. Davalıysa Microsoft bünyesinde çalışmış iki yazılımcının kurduğu ve aslında bulut taşıma, bulut depolama hizmetlerine odaklanan bir yazılım firması olan SkyKick şirketleri. Bunların da markaları SkyKick. Uyuşmazlığın sebebi tahmin edebileceğim üzere davalı yanın kullanmakta olduğu SkyKick markasının Sky'ın tescilli markası Sky'ı da aynen içermesi ve tarafların tescil kapsamındaki bazı hizmetlerin örtüşmesi. Dolayısıyla asıl davamızın konusu Sky'ın SkyKick'e karşı açmış olduğu marka ihlal davası. Karşı dava ise SkyKick'in açmış olduğu karşı dava ise aslında tarafların faaliyet alanlarının özünde farklı olduğuna dikkat çeken ve Sky'ın sahip olduğu marka tescillerini kendi faaliyeti dışında bir alanda kullanmaya çalışmasını sorgulamamıza yol açan SkyKick'in Sky'a karşı açmış olduğu marka hükümsüzlüğü davası. Bu sizin de belirttiğiniz gibi İngiltere'de yerel düzeyde başlayan bir uyuşmazlık aslında ve dolayısıyla öncelikle İngiliz mahkemesi bir değerlendirme yapıyor. İngiliz hakim uyuşmazlığı ele alıp çok aslında detaylı değerlendirme içeren uzunca bir karar veriyor. Bu bakma şansı olanlar için, okuma şansı olanlar için faydalı olacağını düşünüyorum bu kararın. Çok uzun olduğu için biz bugün burada bunu ele alamayacağız ama yine de önemli tespitler içeriyor. İngiliz mahkemesi bu önemli tespitlerin değerlendirmeni yaptıktan sonra özellikle SkyKick'in öne sürdüğü karşı dava kapsamındaki bazı iddialarını ABA'da sorarak onun yorumunu talep etme noktasına geliyor. Burada İngiliz mahkemesinin divana yönelttiği 5 soru var kararın içeriğine, sistematiğine baktığımız zaman. Bunlardan 5.'si yerel hukuk kuralına ilişkin olduğu için Birleşik Krallık'taki bir yerel hukuk kuralının AB müktesebatına uygun olup olmadığını tartışma konusu ettiği için biz bugün bunu burada ele almayacağız. Kalan soruları da konu bütünlüğü açısından hem divan iki parçaya bölerek ele almış, biz de bugün bu webinarımızda iki parçaya ayırarak ele almayı uygun verdik bu sebeple. Dolayısıyla birinci soru, bir marka tescilinin kapsamında bulunan mal ve hizmetlerin yeterli açıklık ve kesinlikle olmamasının o markanın kısmen ya da tamamen hükümsüzlüğüne yol açıp açmayacağı sorusu. İkinci soruda markanın kapsamındaki mal ve hizmetler bakımından eğer kullanım niyeti yoksa böyle bir tescilin kötü niyet sebebiyle o markanın kısmen ya da tamamen hükümsüzlüğüne gerekçe olup olamayacağı sorusu. Teşekkürler Sıla. Ve dosya ABAT önüne geliyor. ABAT önüne geldiği zaman ABAT sisteminde eğer konu karmaşıksa genelde bir hukuk sözcüsü atanıyor ve hukuk sözcüsü bir yorum kararı yazıyor. Daha sonra hukuk sözcüsünün katılmadığı bir panelde konuyla ilgili kararı veriyor. Bizim davamızda da, incelediğimiz davada da bir hukuk sözcüsü atanmış konu karmaşık olduğu için ve bir yorum kararı vermiş. Bu ilk soruyla ilgili hukuk sözcüsünün yorum kararı ne olmuş ve bu yorum kararı sonrasında ABAD'ın konuyla ilgili kararı ne olmuş? Bunu dinleyelim senden istersen. Tabii Uğur Bey. Burada bahsettiğim üzere SkyKick, Sky markaları kapsamında bulunan işte bilgisayar yazılımları, veri depolama gibi
belli bir takım mal ve hizmetler için bunların yeterli açıklık ve kesinlikte olmamaları sebebiyle davacının markalarının hükümsüz kılınması gerektiğini iddia ediyor. Bu karşı iddiadan hareketle de İngiliz Mahkemesi'nin az önce belirttiğimiz gibi avada ilk sorusu, mal ve hizmet listesinin yeterli açıklık ve kesinliğe sahip olmamasının bir markanın kısmen ya da tamamen hükümsüzü için gerekçe olup olamayacağı sorusu. Hukuk sözcüsü burada marka hükümsüzlüğü sebeplerinin sınırlı sayıda olduğunu, tahdidi olarak sayıldığını ve bunların arasında mal ve hizmet listesinin yeterli açıklık ve kesinliğe sahip olmamasının bulunmadığını söylüyor. Bu ölçütün daha ziyade tescil öncesinde incelenip dikkate alınması gereken bir durum, bir tescil engeli olduğunu söylüyor. Ve dolayısıyla aslında orada o iddianın önünü kesiyor. Fakat bu açıklık ve kesinlik gerekliliğinin acaba tahdidi olarak sayıldığını söylediğimiz hükümsüzlük sebeplerinden bir tanesiyle bağdaştırılabilir mi? O kapsama alınabilir mi? Sözcü biraz da bunu değerlendiriyor ve aslında İngiliz mahkemesine ve SKAKİK'e bir çözüm yolu, çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Hukuk sözcüsü burada İngiltere Mahkemesi'nin zaten bu dosyayı ABAD'a yönlendirmeden önce, onun yorum kararını talep etmeden önce yapmış olduğu kapsamlı değerlendirmelere katıldığını belirtiyor ve diyor ki bilgisayar yazılımları için bu tip bir geniş kapsam kapsam üzerine markanın tescilinin yapılması kamu yararına aykırı olacaktır. Çünkü bu gibi geniş tanımlamalar aslında üçüncü kişilerin markalarının piyasaya girişine doğrudan ya da dolaylı olarak engel yaratabilir. Bu da tekelleşen markaların ürünlerinin fiyatının artmasına sebep olabilir. Dolayısıyla kamu yararına günün sonunda aykırı bir durum ortaya çıkar diyor. Hukuk sözcüsünün de görüşünü dikkate alan ABAD, mal ve hizmet listesi kapsamının yeterli açıklık ve kesinlikte olmamasının bir hükümsüzlük sebebi olmadığı yönündeki değerlendirmeye katılıyor olsa bile, hukuk sözcüsünün aslında SKAKİK'e bir çıkış yolu sunmaya çalıştığı kamu yararı, kamu düzeni kavramına ilişkin olarak bu kavramın AB düzenlemelerinde yer aldığı konseptin daha ziyade tescil edilmek istenen işaretin kendisine ilişkin bir kavram olduğunu, mal ve hizmet kapsamının ifade ediliş biçimiyle ilgili olmadığını söyleyerek sözcünün bu önerisini reddediyor. Sonuç olarak diyebiliriz ki divanın ilk soruya verdiği yanıt, mal ve hizmet listesinin yeterli açıklık ve kesinliğe sahip olmamasının bir hükümsüzlük gerekçesi olarak dikkate alınamayacağı. Teşekkürler. Ben bu noktada Berlin'e dönüp bir marka kapsamındaki mal ve hizmetlerin yeterli açıklık ve kesinliği kavramı konusunda bizim hukukumuzdaki düzenleme nasıl? Ve özel olarak da şunu sormak istiyorum. Yani Sıla Abad kararında belirtti, markanın kendisiyle ilgili bir görünümüyle ilgili bir kamu yararı noktasını bahsetti. Bizim hukukumuzdaki durum bu noktada nasıl? Ve son olarak da Abad kararına konu davada, dava bizde olsaydı, bizde açılsaydı, sence mahkeme nasıl karar verir? Teşekkür ediyorum Uğur Bey. Burada başlamadan önce, yani uygulama kısmına geçmeden önce yasal düzenlemeden biraz bahsetmek istiyorum. Bizde Sınai Mülkiyet Kanunu'nun açık atfıyla mal ya da hizmetlerin düzenlenmesine ilişkin bütün hukuki düzenlemeler yönetmelik içerisinde yer alıyor. Sınai Mülkiyet Kanunu'nun uygulanmasına dair yönetmeliğin 9. maddesinde ise tam olarak az önce Sıla'nın anlattığı konuyla ilgili bir düzenleme var. Yönetmelik maddesi diyor ki eğer bir mal ya da hizmet listesi genel tabirler içeriyorsa ya da kurum tarafından açıklanması gerekli görülen bir listeye sahipse o zaman başvuru sahibine kurum tarafından ulaşılır. 2 ay içerisinde bu genel tabirin düzeltilmesi istenir. Eğer düzeltme işlemi yapılırsa buna bağlı olarak tescil işlemlerine devam edilir. Eğer düzeltme yapılmazsa genel tabir içerisinde görülen bu mal ya da hizmetler kapsamdan çıkarılarak kalan mal ya da hizmetler bakımından tescil işlemleri sürer diyor aslında. Bizde kesinlik ve açıklık diye ikili bir ayrım yok ama genel tabir ve kurumun ihtiyaç duyduğu gibi duyduğu durumlar gibi ibarelerle aslında bu Avrupa Birliği'nde tartışılan hususa denk geliyor diyebiliriz. Bunun tescil kısmında, yani tescil ayağında oldukça sık karşılaşmalarla görüyoruz bu uygulamayı. Örneğin özellikle uluslararası başvurular dediğimiz Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü aracılığıyla yapılan başvurularda 35. sınıf bakımından bu uygulama, bu yönetmelik uygulamasıyla karşılaşıyoruz. Çünkü bildiğimiz gibi bizde artık yerleşmiş bir uygulama olarak 35. sınıftaki bizim perakendecilik hizmetleri olarak özetlediğimiz müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri artık çeşitli gibi genel bir ibareyle kabul görmüyor.
bu perakendecilik hizmetlerinin hangi malları özgü olduğunu muhakkak surette belirtilmesini arıyor Türk Patent. Fakat bu VIPO'daki niş sınıflandırmasında bu durumda değil. Hala genel bir başvuru yapılması şansı var. Dolayısıyla uluslararası başvurular anlamında 35. sınıfta gelen bu tarz başvurular genellikle bir açıklama durumuyla karşılaşıyor yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca. Ama bu sadece hizmetler bakımından da değil. Örneğin Skyki kararındakine benzer olarak bizde 9. sınıfta bu karar kapsamında tartışılan bilgisayar yazılımları genel bir tabir olarak kabul edilmiyor ama örneğin bilgisayar aksesuarları gibi içerisine hangi malların girdiğinin net olarak anlaşılamadığı durumlarda uzmanlar yine başvuru sahiplerine ya da vekillerine ulaşarak bu yönetmelik maddesini uyguluyorlar ve bir açıklama istiyorlar. Ama bunun şöyle tabii ki kesin bir karşılığı yok. Yani şu malları yaptığınızda muhakkak surette bir açıklama istenir, bu mallar için istenmez gibi bir durum yok. Bu inceleyen uzmanın söz konusu mal ya da hizmetin bu madde kapsamında değerlendirilecek olmasını kabul görmesi, yani bunu kabul etmesiyle bağlantılı olarak gelişiyor esasında. Hükümsüzlük davaları bakımından ise bizim şimdiye kadar gördüğümüz davalar, örnekler içerisinde böyle bir uygulama yok. Yani bu taleple açılmış bir hükümsüzlük davasıyla karşılaşmadık. Ama yapılsaydı, böyle bir dava açılsaydı ben açıkçası Türk mahkemelerinin de ABAD'ın benimsediği bir karar benimseyeceğini düşünüyorum. Çünkü bizde de SMK'da 25. maddede 5. ve 6. maddeye açık bir atıf var hükümsüzlük davaları bakımından. Ve bunlar da aslında tahdidi olarak yani sınırlı sayı ilkesiyle sayılıyorlar. Dolayısıyla bu taleple yani bir mal ya da hizmet listesinin açık ve kesin olmaması talebiyle açılan bir davanın ben hukuki sebep yokluğu nedeniyle reddedileceğini düşünüyorum. Kamu yararı bakımından baktığımızda ise aslında yine benzer bir durum var ABAD'dakiyle. Çünkü bizde SMK'nın 5. maddesindeki bu uygulama yani bu düzenleme şunu söylüyor. Genel ahlaka ya da kamu yararına aykırı işaretler diyor. Mal ya da hizmetlerden bahsetmiyor. Dolayısıyla yine burada bir düzenleme yapıldığında yani bir dava açıldığında mahkemenin hukuki sebep yokluğundan davanın reddine karar vereceğini düşünüyorum. Teşekkürler. Böylece yorum kararındaki ilk konuyu irdelemiş oluyoruz. Şimdi ikinci konuya geçmek istiyorum. Bu konuyla ikinci soruyla ilgili acaba hukuk sözcüsünün görüşü ne olmuş? Veya batması karar vermiş. Sıradan bunu incelemesini rica edeceğim. Bu konu daha çok kötü niyetle ilgili. Sen bu vesileyle geniş bir çalışma da yaptın. Kötü niyet konusundaki ABAD'ın yaklaşımını diğer kararlara atıfla anlatabilirsen de çok memnun oluruz. Teşekkürler. Tabii ben ikinci soruyu biraz kısaca hatırlatmak istiyorum öncelikle. Markanın kapsamındaki mal ve hizmetler bakımından kullanım niyeti olmaksızın bir tescil alınmış olmasının kötü niyet sebebiyle kısmen ya da tümden markanın hükümsüzlüğünü gerektirip gerektirmeyeceği sorusuydu ikinci sorusu da. Sözcü bu noktada diyor ki İngiliz Mahkemesi'nin zaten yapmış olduğu tespite göre davacı Sky kullanım niyeti olmadan ve potansiyel olarak üçüncü kişilerin kullanımını engellemek amacıyla bilinçli bir şekilde markasını tescil ettirmiş ve bu kötü niyetli. Çünkü bu tam olarak marka sisteminin bir suistimal niteliğinde. Evet, AB marka sisteminde ve bizim sistemimizde de olduğu gibi kullanım şartı aramaksızın marka tescil edebilmenin önemli avantajları var. Fakat bu kolaylık sayesinde marka sahipleri çok kolay ve çok geniş kapsamlı tesciller elde edebildiğinde otomatik olarak üçüncü kişilerin ticarete girişi zorlaşıyor. Bu da yine doğrudan bir şekilde piyasada fiyatların artması biçiminde tüketicilere yansıyor. Dolayısıyla burada da kurulması gereken bir denge olduğundan söz ediyor. Bu noktada sizin de az önce belirttiğiniz gibi bir parantez açarak aslında divanın geçmiş kararları ışığında kötü niyete nasıl yaklaştığını kısaca biraz anlatmak istiyorum. Avrupa Birliği'nin özellikle birlik içinde bozulmamış rekabet kavramına çok önem verdiğini ve genellikle bu prensibe aykırı olabilecek davranışları kötü niyet olarak addettiğini görüyoruz. Örneğin bu çerçevede 2009 yılında divanın vermiş olduğu Lind kararında kötü niyet için basit bir tanım getirilmiş ve denmiş ki kabul edilen etik davranış ilkelerinden ayrılan veya dürüst ticari uygulamalardan uzaklaşan türde davranışlar kötü niyetli görülebilir diye bir tanım getirilmiş.
Bu bu webinara hazırlanırken bakmış olduğum kararlarda yine dikkat çeken ve aslında ortak ölçüt olduğunu söyleyebileceğim 3 temel ölçüt var. Bunlar şu şekilde. Birincisi taraf markalarının aynı ya da karıştırılabilecek derecede benzer olması. İkincisi marka sahibinin önceki markanın kullanımından haberdar olması. Üçüncüsü de sübjektif şart olarak bahsedebileceğimiz marka sahibinin dürüstlüğe aykırı niyeti. Özellikle bu sübjektif şart altında aslında konu birazcık daha dallanıp budaklanıyor. Çünkü birçok davranış tipi bu sübjektif şart kapsamında kötü niyete işaret edebilir divanın vermiş olduğu kararlara göre. Örneğin bunlar aslında somut olayımızda da olduğu gibi markasal kullanım amacı olmaksızın bir markayı tescil ettirmek ya da üçüncü kişilerin ticaretini haksız olarak engelleme niyeti yine bu kararda olduğu gibi. Kullanım ispatı külfetini bertaraf etmek için tekrar eden başvurular yapma durumu monopoli kararında olduğu gibi. Marka sahibinin geçmiş eylemleri ya da kötü niyetli eylemlerinin tekrarlayan niteliği. Marka sahibinin marka sahipleriyle önceye dayanan bir iş ilişkisi olması, olayların tarihsel akışı gibi ya da marka tescilinin arkasında yatan duruma göre ticari mantık ya da mantıksızlık durumu, marka ticareti için çözüm teklifleri yapma, satışa ilişkin bir takım teklifler getirme ve haksız yararlanma amacı, yani free riding olarak bahsedebildiğimiz haksız yararlanma amacı. Bu gibi durumlarda kötü niyete hükmedilebileceğini görüyoruz ABAD'ın önceki verdiği kararlar ışığında. Tabii ki bunlar sınırlı sayıda değil. Bunların hatta herhangi birisinin tek başına bulunması mutlaka kötü niyet olduğu sonucuna varmamıza da yol açmıyor. Her zaman dediğimiz gibi somut olayın tüm koşulları gözetilerek bir sonuca varılması gerektiği söyleniyor ABAD kararlarında çoğu zaman. İşte bu incelemekte olduğumuz Skykick kararına da hukuk sözcüsü yine yakın geçmişte verilmiş olan ve son dönemin aslında en önemli kararlarından olduğunu söyleyebileceğimiz Koton kararına atıfta bulunuyor. Ve marka sahibi eğer AB marka sisteminden haksız bir avantaj sağlamaya çalışıyorsa bu noktada Koton kararında ortaya konulan testi uyguluyoruz, ölçüt uyguluyoruz ve marka sahibinin kötü niyetli olup olmadığına bu şekilde karar verebiliriz diyor. Bu bahsettiğim Koton kararına göre şimdi şeyi tam olarak okuyacağım. İlgili ve tutarlı deliller bir marka başvurusunun rekabete adil biçimde katılmak yerine dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde üçüncü kişilerin çıkarlarına zarar vermek veya belli bir grubu veya kişiye hedef almadan genel olarak markanın işlevine aykırı bir biçimde bir tekel hakkı kazanmak istediğini gösteriyorsa kötü niyet sebebiyle marka hükümsüz kılınabilir şeklinde buradaki ifade. Somut olayda da aslında başlangıç anında kullanım niyeti olmayan bazı mal ve hizmetlerin de tescil kapsamına alınması tek başına ve başlı başına bir kötü niyet gerekçesi olarak görülmese de genellikle çoğu yukarıda saydığım gibi aslında sonradan ortaya çıkan bir takım davranışlarla marka sahibinin asıl amacının üçüncü kişilerin çıkarlarına zarar vermek ya da kendisine haksız bir tekel yaratmak olduğu anlaşıldığı vakit bu durumda kötü niyet olduğu sonucuna varılabilir deniyor sözcünün görüşüne göre. Yani tekrar etmekte fayda var. Aslında kötü niyet hali başlangıçta başvuru anında var yine ama sonradan ortaya çıkan bir takım davranışlarla biz bunun somutlaştığı zaman biz bunun kötü niyet olduğunu anlayabiliyoruz. Bizim incelemekte olduğumuz Skykick kararında bu sonradan ortaya çıkan davranış Sky'ın Skykick'e karşı aslında kullanmadığı bazı mal ve hizmetler üzerindeki tescile dayanarak bir tecavüz iddiasında bulunması ve onu haksız bir şekilde engellemeye çalışması, ticaretten men etmeye çalışması bu kapsamda değerlendiriliyor. Divan da hukuk sözcüsünün görüşüne katılıyor bu noktada. Yine AB hukukundaki bozulmamış rekabet sistemini sürdürme amacını o da tekrar hatırlatıyor ve her marka sahibinin kendi mal ve hizmetlerinin kalitesiyle aslında müşteriler çekmesi gerektiğini, üçüncü kişilerin ya da markaları ya da mal ve hizmetleriyle karıştırılmadan ticaret yapması gerektiğini hatırlatıyor. Bu düzeni, bu sistemi bozan suistimal eden girişimlerin de kötü niyetli sayılacağını bildiriyor. Aslında az önce bahsettiğim Koton kararında öne sürülen ölçütü, yani oradan aşina olduğumuz değerlendirmeyi burada da sürdürdüğünü görüyoruz divanın. Temel olarak yine marka başvurusunun arkasında yatan ticari gerekçeyi ve marka başvurusuna giden yoldaki olaylar silsilesini bir bütün olarak göz önünde bulundurmamız gerektiğini anlıyoruz bu karardan yine.
genel olarak yine diyebiliriz ki ABAT marka sistemini kötüye kullanmaya çalışan ve sistemdeki boşlukları kullanarak kendisine haksız bir ticari fayda sağlamaya çalışan girişimleri kötü niyetli addediyor. Bu kararın bize verdiği yanıtı tekrar kısaca özetlemek gerekirse, tescil kapsamındaki mal ve hizmetler bakımından kullanım niyeti olmadan bir tescil alınmış olması tek başına bir kötü niyet değil. Fakat bununla birlikte marka sahibinin dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde üçüncü kişilerin çıkarına zarar vermek ya da kendisine haksız bir tekel hakkı yaratmak amacında olduğunu gösteren objektif tutarlı deliller varsa, somut olayımızda olduğu gibi, kötü niyeti bu durumda evet kabul ediyoruz diyor ABAT. Yine bu kötü niyet meselesine bağlı olarak aslında değinmekte fayda olan bir başka boyutu var bu kararın. İngiliz mahkemesi burada yöneltirken sorusunu kullanım niyetinin yalnızca bazı mal ve hizmetler bakımından olması durumunda kısmen hükümsüzlük yaptırımı olabilir mi peki diye soruyor ABAD'ın yorum kararını talep ederken. Bu noktada hem sözcü hem de divan oturmuş içtihattan biraz farklılaşarak kötü niyetin bu gibi durumlarda bölünebilir olduğunu, bölünerek değerlendirilebileceğini ve markanın kötü niyet sebebiyle kısmen hükümsüz kılınabileceğini söylüyor. Diğer deyişle aslında Sky'ın kullanma niyeti olmadan tescil ettirdiği ve haksız bir şekilde tecavüz iddiasına dayanak ettiği mal ve hizmetler bakımından markaların kısmen hükümsüz kılınabileceğine işaret ediyor ABAD'ın bu kararı. Bu yönüyle aslında kötü niyeti bölünebilir bir kavram olarak ele aldığı için de Sky'ki kararı özellikle önemli diyebiliriz. Çok teşekkürler Sıla. Özellikle kötü niyet kavramının yorumunun Avrupa Birliği'nde divan uygulamasında nasıl evrildiğini görmek ilginç. Bu bağlamda marka mal ve hizmetleri geniş olarak yapılan marka tescillerinin sorun yaşayacağı görülebiliyor. Ben bu noktada Berin'e dönüp biraz bizim hukukumuz açısından değerlendirmeler yapalım istiyorum. Bizim hukukumuzda bir marka tescil kapsamındaki mal ve hizmet listesinin başvuru yapılırken geniş tutulması, yani işte ilgili ilgisiz mallar için marka tescili yapılması başlı başına bir kötü niyet gerekçesi olabilir mi? Mahkemece marka hükümsüz kılınabilir mi böyle açılan bir davada? Ben de teşekkür ediyorum Uğur Bey öncelikle. Ben de tekrardan bir Sıla'nın yaptığı gibi hani Türkiye'de şu an kötü niyetle ilgili uygulamacılar olarak neredeyiz ve Yargıtay hangi aşamada bir onu kısaca değinmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi aslında KHK döneminde yerleşik içtihatlarla ve SMK'yla da kanun maddesine girmesiyle beraber kötü niyet bir hükümsüzlük gerekçesi olarak kabul ediliyor. Ancak kanun metninde açık olarak hangi hallerin kötü niyet oluşturacağına dair bir sıralama olmadığı için biz hala Yargıtay dönemindeki hukuk genel kurulu kararlarında sıralanan durumlara bakıyoruz kötü niyet iddiasında bulunurken aslında. Bu durumlarda bu sayılan hususlarda aslında Sıla'nın anlattığı ve ABAD'ın da bahsettiği kötü niyet halleriyle paralel nitelikte, örtüşen nitelikte diyebiliriz. Birkaç tanesini burada sıralamak gerekirse, örneğin tescil yoluyla sağlanan bir hakkın daha sonra başka marka hakkı sahiplerine karşı onların markalarından haksız bir yarar sağlamak amacıyla onlara karşı kötü niyetli kullanılması bir kötü niyet hali olarak kabul ediliyor. Gerçekte kullanılma amacı olmadığı halde yedekleme, marka ticareti yapma dediğimiz yani ileride başkalarına satma amacıyla yapılan tesciller yine kötü niyetli kabul ediliyor. Ve aynı şekilde şantaj amacıyla, şantaja yönelik olarak yapılmış olan tesciller kötü niyetli olarak kabul ediliyor. Bunlar Yargıtay kararlarında yerleşik şekilde sayılıyorlar kötü niyet hallerini sıralarken. Şimdiye kadar verilen Yargıtay kararlarına baktığımızda bu biraz önce bu karar özelinde konuştuğumuz ve mal ve hizmet listesinin geniş tutulması nedeniyle kötü niyet haline karar verilmiş bir içtihatta karşılaşmıyoruz. Buna karşın burada konuştuğumuz Skykick kararının tam aksine bir durumla bizim bir dosyamız olmuştu. Ondan kısaca bahsedebilirim isterseniz. Burada müvekkil çok spesifik bir mal grubuydu. Hatta okuyacağım yanlış olmasın diye. Plastik ve kompozit yüzey kaplama ve yüzey koruma filmleri üzerinde markasını tescil ettirmek istiyordu. Buna karşılık Türkiye'de mukim ve mallarını ve markalarını gazlı içecekler sektöründe kullanan bir şirket 45 sınıfın tamamında mevcut olan tesciline dayalı olarak müvekkil başvurusuna karşı itiraz etmişti.
Türk patent nezdindeki idari süreç müvekkil aleyhine bitti. Markaların benzer olduğuna karar verildi. Zaten malların tamamı tescilliydi gerekçe markalar kapsamında. Dolayısıyla marka başvurusunun reddine karar verildi. Müvekkil bu karara karşı bir davaya gitmek yerine itiraz sahibinin ilgili markalarına karşı bir hükümsüzlük davası açtı. Bu davalardan, bu markalardan bir tanesi 5 yılını doldurmuş bir markaydı ve fakat diğeri 5 yılını doldurmamış bir markaydı. Dolayısıyla 5 yılı biten markaya karşı kullanmama nedeniyle iptal talep edildi. 5 yıl içerisinde olan markayla ilgili olarak da kötü niyetli olması, yani hiç kullanma niyeti olmayan bir markayı bize karşı, yani müvekkil markasına karşı kullanması sebebiyle, gerekçe göstermesi sebebiyle bir hükümsüzlük talep edilmişti. Burada her ne kadar ilk derece mahkemesi az önce sıraladığımız bu kötü niyet hallerini gerekçeli kararında açıkça belirtse de bu davadaki davalı markaları özelinde bir kötü niyet halinin olmadığına hükmetti. Ve söz konusu inceleme Yargıtay'da da temiz incelemesinden geçerek kesinleşti. Dolayısıyla burada biz her ne kadar yedekleme ya da işte marka ticareti yapma, daha doğrusu aslında daha da özelinde yedekleme amaçlı bir durum olduğunu iddia etmiş olsak da Yargıtay buradaki kötü niyet halinin ispat edilemediğini düşünmüştü. Dolayısıyla uygulamada şu anda maalesef ki mal ya da hizmet listesinin geniş tutulması nedeniyle bir kötü niyet tespitine dayalı olarak hükümsüzlük kararı verildiğinden bahsetmemiz mümkün değil. Teşekkürler Berlin. Peki sonradan ortaya çıkan ne tür davranışlar, deliller hukukumuzda bir marka sahibinin başvuru zamanında kötü niyetli olarak nitelendirilmesine yol açabilir? Bu konuda da yorumlarını iletebilirsen seviniriz. Tabii ki. Aslında az önce konuştuğumuz bu kötü niyet halleri, yani şantaj gibi, yedekleme gibi, marka ticareti gibi kötü niyet halleri tescil anında kurum nezdinde ya da işte başvuru sahibi özelinde var olduğunu anlayamayacağımız ama sonraki davranışlarıyla marka sahibinin ortaya çıkan ve aslında en başında başvurunun kötü niyetli olduğunu gösteren davranışlar olarak sıralayabiliriz. Bu konuda Yargıtay da aslında sonraki davranışların başlangıçtaki kötü niyetin varlığına bir delil teşkil ettiğine dair kararları var. Örneğin 2019 tarihinde 11. Hukuk Dairesi güncel bir karara imza attı. Bu kararda kararın içerisinde markalar yazdığı için ben de söylüyorum. Davalının Mezomix ibareli bir markayı tescil ettirdiğini gazlı içecekler üzerinde ve fakat aslında bu markanın çok uluslu ve dünya çapında bilinen bir şirketin Türkiye dışındaki ülkelerde, Avrupa ülkelerinde kullandığı bir marka olduğunu görüyoruz. Bunun üzerine davalı olan şahıs söz konusu tescilli markalarına dayalı olarak bahsi geçen şirketle bir iletişime geçiyor aslında ve markalarını satma arzusunda olduğunu söylüyor. Bu süreçte müzakereler devam ederken birden fazla kez iletişime geçiyor ve takip eden yazışmalar sırasında markayı Arap ülkelerinden satın almak isteyen şirketler olduğunu, dolayısıyla öncelik hakkının bu çok uluslu şirkete verilme arzusunda olunduğunu ama eğer kendileri almayacaksa bu Arap şirketlerine satılacağını ve dolayısıyla kendilerini daha sonra bu markayı almak için çok daha yüksek bedeller ödemek durumunda kalacağını söylüyor. Bunun üzerine bahsi geçen bu çok uluslu şirket bu şahsın markalarına karşı kötü niyet iddiasıyla bir dava ikame ediyor. Dava sırasında kötü niyet için buradaki yazışmalar ve müzakere süreçleri delil olarak gösteriliyor. Ve ilk derece mahkemesinin kabul kararını takiben Yargıtay yaptığı değerlendirmede burada aslında markanın başka bir şirket adına dünya çapında tescilli olduğunu bilirken tescil ettirip satmaya çalışmanın ve sonrasında başka şirketlerin de alma niyeti ve gayreti olduğunu göstererek bir tehdide yönelmenin kötü niyetli olduğundan bahsediyor Yargıtay ve markanın hükümsüzlüğüne karar veriyor. Bunun dışında yine en sık karşılaştığımız ve sonradan ortaya çıkan davranışlarla baştaki kötü niyeti görebileceğimiz durumlar, örneğin tarafların arasında bir iş ilişkisi, distribütörlük ilişkisi olduğu durumlarda çıkabiliyor. Yine 2020 yılında 11. Hukuk Dairesi'nin verdiği güncel bir karar var. Bu kararda Türkiye'de bir distribütörlük yapan şirket, distribütörlüğünü yaptığı ürünlerin markasını kendi adına tescil ettiriyor ve sonrasında bahsi geçen hak sahibi olan şirketin başkalarıyla ticaret yapmasını engellemek amacıyla bunu marka sahibine karşı, aslında gerçek hak sahibi olan şirkete karşı kullanmaya çalışıyor. Burada yapılan
değerlendirmeler sonucunda hükümsüzlük davasında konu ediliyor marka ve Yargıtay yine burada bir kötü niyet hali olduğundan bahisle markanın hükümsüzlüğüne karar veriyor. Dolayısıyla aslında uygulamada Yargıtay'ın özellikle tarafların arasında ticari ilişkilerin bulunduğu durumlarda sonraki davranışların marka başvurusunun yapıldığı tarihteki kötü niyetin varlığına bir delil olarak kabul ettiği ve hükümsüzlük kararlarına yer verdiği durumlar sıklıkla oluyor diye düşünüyorum. Teşekkürler. Bu konuda Yargıtay'ımızın uygulamasının da abat ve divanla paralel olduğunu görüyoruz gerçekten. Ben sana son bir sorum daha olacak. Kötü niyetin mal ve hizmetlerin bir kısmı için kabul edilip bir kısmı için kabul edilmemesinden bahsetti Sıla. Yani kötü niyetin bölünmesi gibi bir durum. Bizim hukukumuzda bununla ilgili durum nasıl? Onu da özetleyebilir misin? Tabii. Burada bir uygulamadan önce tekrar bir SMK'ya kısaca dönmek istiyorum. Aslında SMK biliyoruz kötü niyetli başvurular itiraz üzerine reddedilir diye genel bir ifadeye sahip. Hangi durumların biraz önce de konuştuğumuz gibi kötü niyet oluşturacağı, hangilerini oluşturmayacağına dair açık bir düzenleme yok. Dolayısıyla uygulamada ne yapıyor, Yargıtay nasıl bir yaklaşım sergiliyor diye baktığımızda aslında Yargıtay'ın kötü niyet hallerinde bütüncül bir yaklaşımı kabul ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla da aslında ABAD'ın Skykick kararında kadar benimsemiş olduğu, yani bu karara kadar olan tümden bir hükümsüzlük sağlanması yolu Yargıtay tarafından şu anda hali hazırda kabul edilen husus. Biz bazen bazı dosyalarda ilk derece mahkemeleri tarafından kötü niyetin tespit edildiği ve fakat hükümsüzlüğün kısmi verildiği, kısmi olarak karar verildiği kararlarla karşılaştık. Ama Yargıtay'ın bu konudaki temyiz incelemesine gittiği durumlarda Yargıtay'ın bu konudaki uygulaması aslında çok kesin ve net. Yargıtay şunu söylüyor, marka başvurusu sahibinin tescil kapsamında bulunan bir kısım mal ya da hizmetler için iyi niyetli, bir kısım mal ya da hizmetler için kötü niyetli olduğundan bahsedemeyiz. Kötü niyeti ya vardır ya yoktur diyor ve dolayısıyla da kötü niyet halini tespit ediyor ise tümden bir hükümsüzlük kararı verilmesi gerektiğini söylüyor mahkemeler tarafından. Eğer yoksa da tümden red kararı verilmesi gerektiğini söylüyor. Bu şu anki uygulamanın bu olduğunu söyleyebiliriz. Ama siz de aslında webinarın başında da belirttiniz. ABAD, Yargıtay'ın yabancı olduğu, hiç dikkate almadığı bir kurum değil. Tam tersine ticari uyuşmazlıklarda ve özellikle marka hukuku uyuşmazlıklarında kararlarında sıklıkla atıfta bulunduğunu ve ABAD'ın yaklaşımlarının ne olduğunu takip ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla da Skykick'in bu kararının Türkiye'de de Yargıtay nezdinde önümüzdeki vadede bir yankı bulma ihtimali olacağını ve belki artık kısmi hükümsüzlük kararlarına yer verilebileceğini düşünüyorum. Teşekkürler. Tabii hepimiz merak ediyoruz. ABAD'ın yorum kararı sonrasında İngiliz mahkemesi ne yaptı, ne yönde karar verdi? Aslında bu kararı da çok yakın bir zamanda verdi. Bu bir süreçte tabii ABAD kararı Ocak ayında ama Temmuz yanılmıyorsam ayında İngiliz mahkemesi karar verdi. Şimdi bu kısma geçeceğiz ama ben bu arada hatırlatmak istiyorum. Soru cevapla ilgili uygulamamızı Q&A kısmından sorularınızı yönetebileceğinizi tekrar belirtmek isterim. Sona doğru yaklaşıyoruz ve sözü Sıla'ya veriyorum bu noktada. Teşekkürler Umur Bey. ABAD'ın bu kararı sonrasında İngiltere Mahkemesi ne yönde karar verdi? Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi Nisan ve Temmuz aylarında verilen iki kararı var bu konunun devamında İngiliz Mahkemesi'nin. İlk hususa ilişkin olarak yani mal ve hizmet listesinin yeterli açıklık ve kesinlikle olmamasının bir hükümsüzlük gerekçesi olup olamayacağı yönünde ABAD'ın yorumunu aslında İngiliz Mahkemesi de aynen kabul etmiş ve Skykick'in bu yöndeki ilk karşı iddiasını reddetmiş. İkinci hususa ilişkin olarak da yani kullanım niyeti olmadan tescil edilen markaların kötü niyet sebebiyle hükümsüz kılınmasına ilişkin olan kısım bakımından da İngiliz Mahkemesi Sky'ın markalarını kısmen kötü niyetle tescil ettirdiği sonucuna varmış değerlendirmesi sonucunda. Çünkü kapsamındaki bir takım mal ve hizmete ilişkin olarak aslında kullanım niyeti ve ticari gerekçesi hiç yoktu. Tek amacı bunu bu tescili üçüncü kişilere karşı bir silah olarak kullanmaktı değerlendirmesinde bulunmuş.
SCAC için özellikle bilgisayar yazılımları teriminin geniş olduğu iddiasına binaen davacı SCAC'a bir süre vermiş. Bir haftalık bir süre vermiş. Aslında bu prosedürü tabii ki İngiliz hukukunun bizden farklı bir prosedürü. Bu verdiği sürede de ihlal iddiasına dayanak ettiği markaların kapsamının sınırlandırmasını talep etti. Talep değil, daha doğrusu bir süre vermiş onlara, bir imkan vermiş. Ve demiş ki eğer sınırlandırmazsan ben bu ilgili kısım bakımından hükümsüzlüğe ilişkin bir değerlendirme yapacağım gibi üstü örtülü aslında bir mesaj vermiş davacı SCAC'a. Dolayısıyla kullanım niyeti olmadan tescil ettirdiği ve SCAC'e karşı kullanmaya çalıştığı mal ve hizmetler bakımından ihlal iddiasını geri çekmesini talep etmiş. SCAC da bu süreye riayet ederek ilgili mallar ve hizmetler bakımından ihlal iddiasını sınırlandırmış, kısmen geri çekmiş. Dolayısıyla karşı dava bakımından, yani bu kötü niyete dayalı hükümsüzlük istemi bakımından mahkemenin herhangi bir karar vermesine gerek kalmamış. Sonuç olarak yalnızca SCAC'in en başta kapsamının geniş olduğunu iddia etmediği ve SCAC'in da gerçekten markasını kullanıyor olduğu, dolayısıyla karşı davadaki hükümsüzlük isteminin varlığından ya da yokluğundan etkilenmeyen e-mail taşıma hizmetleri bakımından ihlal davası kabul edilmiş SCAC'in. Teşekkürler. Sıla, sen bu kararı süreç içinde yakından takip ettin. Hatırlarsan özellikle bu hukuk sözcüsünün görüşü olduğu zaman büyük yankı uyandırdı bu durum. Özellikle İngiliz hukukçular çerçevesi kapsamında. Bu kararın Avrupa Birliği'ndeki yansımaları hem karar süreci sırasında hem sonrasında nasıl oldu? Bunları paylaşabilir misiniz? Tabii Uğur Bey. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında özellikle ilgili çevrelerde yazılan makalelere baktığımızda bu kararın bütün gelişim süreci boyunca özellikle İngiliz Mahkemesi'nin gündeme getirdiği ve hukuk sözcüsünün de değerlendirmesine dikkate alıp olumlu yaklaştığı mal ve hizmet listesinde yeterli açıklık ve kesinlik olmaması, geniş kapsamlı ifadelerin kullanımı durumunun kamu yararına aykırı olup olmayacağı hususu bakımından oldukça ses getiren ve tartışmaya açılan bir karar. Fakat günün sonunda divanın bu noktada sözcünün görüşünü takip etmemesi ve kamu yararına aykırılık gerekçesinin somut olayda uygulanamayacağına ilişkin bir sonuca varması ciddi eleştirilere konu olmuş. Öte yandan kötü niyet konusunda da her ne kadar genellikle önceki içtihadı takip ettiğini söylüyor olsak da, özellikle Koton kararını izleyen bir karar olsa da, kötü niyetin bölünebilir bir kavram olarak ele alınması bu kararda ve tescil kapsamındaki bazı mal ve hizmetler bakımından evet kötü niyet vardır denebilirken diğer bazıları bakımından da kötü niyetin olmayabileceği sonucuna varılması bakımından da yine önemli ve yol gösterici olması gereken bir karar. Yine yakın zamanda az önce de bahsettim, monopoli kararı ile birlikte, divanın vermiş olduğu monopoli kararı ile birlikte dikkate aldığımızda bu karar aslında kötü niyetli başvuru halinin kabulü için aranan baremin birazcık daha düştüğünü, daha kolay kötü niyetin kabul edilebileceğini bize işaret ediyor diye düşünüyorum. Fakat sizin de belirttiğiniz gibi genel anlamda aslında geniş kapsamlı mal ve hizmet listesine sahip tesciller, öncelikle her ne kadar tescil sahipleri daha doğrusu sözcünün görüşüyle birlikte birazcık böyle diken üstünde bir pozisyon düşmüş olsa da divanın verdiği kararla onlar da durumlarını korumaya devam onların durumlarını korumaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Deyim yerindeyse derin bir nefes almışlar aslında. Teşekkürler. Peki Berin, bu kararın hukukumuza olası yansımaları neler olabilir? Onunla ilgili değerlendirmelerini paylaşabilir misin? Burada aslında Uğur Bey, öncelikle ABAD'ın bu kararının Yargıtay tarafından önümüzdeki günlerdeki kararlarında bir emsal niteliği taşımasını arzu ediyoruz. Bunun meydana gelmesi de neyi sağlayacaktır diye düşündüğümüzde aslında en önemli ve en temel hususlardan bir tanesi Sıla'nın da biraz önce monopoli kararına ve bu karara atıfla söylediği gibi kötü niyete ilişkin bir karar verme ihtimalinin kolaylaşması. Çünkü şimdiye kadarki durumda bildiğimiz gibi ve az önce de konuştuğumuz gibi kötü niyet durumunda ya hep ya hiç, yani markanın ya tamamen hükümsüzlüğü ya da tamamen hükümsüzlüğünün reddi gibi bir durum söz konusuydu. Ama böyle bir kısmi yaklaşım, yani kısmi hükümsüzlüğün olması aslında
Bu anlamda markanın kullanılmadığı, kullanıma konu edilmediği ve fakat üçüncü kişilere karşı ileri sürüldüğü durumlarda her iki tarafın da daha rahat hareket etmesini ve ticari hayatta aktif bir şekilde bulunmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Çünkü SMK'nın aslında biliyoruz KHK döneminden farklı olarak pek çok yenilik geldi ama yaptığı en temel değişikliklerden bir tanesi aslında markanın kullanımını sürekli olarak hani söylemesi ve ileri sürmesiydi. Dolayısıyla örneğin kullanmama nedeniyle iptal davalarına ek olarak kullanım defileri geldi. Bu defiler hem hükümsüzlük, hem itiraz, hem tecavüz davalarında sürece etki edebilecek niteliği kazandı. Dolayısıyla aslında kanun koyucu da kanunun ruhu itibariyle eğer bir işareti marka olarak tescil ettiriyorsanız o markayı kullanın algısını ticari hayatta yaratmaya çalışıyor diyebiliriz. Dolayısıyla normal şartlar altında bu kötü niyete dayalı ağır bir yaptırım iken yani tümden bir hükümsüzlük ağır bir yaptırımken kanunun bu düzenlemesiyle paralel nitelikte bir kısmi hükümsüzlük verilmesi aslında taraflar bakımından ve menfaatler çatışması bakımından da lehe bir durum oluşturacaktır. Çünkü şu anda konuştuğumuz gibi biraz önce de söylediğimiz gibi aksi bir durum yani tümden bir hükümsüzlüğün verilmesi şu gibi ağır yaptırımlara sebep oluyordu. Ya marka sahibi markasını kullandığı mal ya da hizmetler bakımından dahi kötü niyetli olması nedeniyle kaybediyordu. Ya da başka üçüncü kişiler aslında tescilli marka sahibinin markasını kullanma niyeti olmadığı mal ya da hizmetler bakımından dahi piyasaya giremez ve tescilde bir sicilde bir tescil kazanamaz hale geliyordu. Oysa ki böyle bir kısmi ayrıma gidilmesi, sicilin daha etkin kullanılması, menfaatler çatışmasının giderilmesi anlamında daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Son ve önemli hususlardan bir tanesi de belki biraz daha uzun vadede yani bu kararın yerleştiği bir durumda şunu da sağlayacaktır aslında. Marka sahiplerinin benim 5 yılını doldurmamış bir markam var. Dolayısıyla da kapsamındaki her mal ya da hizmet için herkese karşı bir dava açabilirim gibi bir algıyı kıracak. Ve dolayısıyla da uzun vadede aslında mahkemelerin iş yükünü de azaltacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler ediyorum ikinize de. Ağzınıza sağlık. Bu son notlarla webinarımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi soru cevap kısmına geçmek istiyorum. Bana ulaşan bir soru var. İkinize birden daha çok Sıla'ya aslında onu yöneteceğim ama Berlin sen de bizim hukukumuz açısından değerlendirmeler yapabilirsin. Hatta ben de biraz bahsedebilirim. Soru şöyle. Bizim şirket olarak uzun yıllardır Avrupa Birliği'nde faaliyet göstermemizden dolayı EUTM Avrupa Birliği markalarımız var. Biz bu markaları ileride faaliyet gösterebileceğimiz olası alanları da kapsayacak şekilde, geniş bir şekilde yapmıştık tescilleri. Bu karardan dolayı etkilenir miyiz? Sadece birer markamız var. Bunları daha henüz yenilemedik. Yenileme dönemleri de yaklaşıyor. Bu yenileme döneminde nasıl bir süreç izlemeliyiz? Bu konudaki tavsiyelerinizi iletebilir misiniz diye geniş bir soru olmuş. Ben Sıla ile başlamak istiyorum. Teşekkürler Uğur Bey. Soru için de teşekkür ederiz izleyicimize. Yani şöyle aslında baktığımız zaman acil bir bu kararın bize verdiği sonuç bu tip geniş kapsamlı marka testleri için çok acil bir şekilde aksiyon alınmasını gerektirmediği yönünde birazcık daha rahatlatan tescilli marka sahiplerini rahatlatan bir karar olduğunu söyledik. Fakat aslında kararın altta verdiği mesaja bakacak olursak uzun vadede bu tip geniş kapsamlı tescillerin bir takım başka koşullarla da birlikte dikkate alındığında hükümsüzlük riski taşıyabileceğini söyleyebiliriz. Bu alt mesaj kapsamında bence yani kullanılmayan, kullanım niyeti olmayan ve böyle bir ticari planlamada olmayan mal ve hizmetler bakımından mümkün mertebe hem sicilin temiz tutulması hem de olası ataklara karşı gerekli savunmayı bir an önce sağlayabilmek açısından daha sınırlı bir sınırlandırmasını ben tavsiye edebileceğimizi düşünüyorum. Berin senin yorumların olur mu? Esasında Sıla'nın söylediği şeylerle paralel nitelikte Uğur Bey. Teşekkür ediyorum bu arada soru için. Onu söylemeyi unuttum. Aslında kararın içerisinde de konuştuk. Şöyle bir cümle geçiyor ABAD kararında. Sıla bu yorumu bizimle paylaştı. Dedi ki marka kapsamında yer alan mal ya da hizmetlerin
geniş tutulması tek başına bir kötü niyet hali olarak kabul edilmiyor bu kararda. Dolayısıyla şey gibi bir şey söylemek çok kesin ve yanlış bir yargı olur. Kapsamın geniş tutulması eşittir kötü niyet sebebiyle bir hükümsüzlükle karşılaşırız gibi bir riskten bahsetmek çok kolay olmayabilir bu süreçte. Ama aslında Avrupa Birliği zaten mehas kanun, bizde de aynı durum söz konusu. Stratejik olarak aslında markanın zaten ticaret hayatında kullanılacak mal ya da hizmetler bakımından tescilli ve koruma sahibi olması marka sahibi için yeterli olan bir husus diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu aşamada yenileme süreçlerinde bunları dikkate alarak belki kullanılmayan mal ya da hizmetler bakımından ileriye dönük olarak bir yani sınırlandırmaya gitmek ya da hani ona göre markanın kapsamını düzenlemek uygun olabilir. Teşekkürler. Ben de katılıyorum. Şunu ilave etmek istiyorum. Yani Avrupa Birliği kararlarında da bahsediliyor. Yani tekrar eden başvurular yapmamak gerekiyor. Yani şey noktasında hani biz bu sahaya girebiliriz diye biraz geniş alınabilir ama o sahaya girilmeyeceğinin de belli bir kısa orta vadede belli olması hani bekleniyor. Sonraki başvurularda da bunları geniş geniş yapılırsa ve özellikle bunlara dayanarak da itirazlar yapılırsa işte ilgisiz sahalarda bir sıkıntılar olabilir. Hani bunlara da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, bu noktada ikinci bir soruyu ben sormak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz bir 5 yıllık hoşgörü süresi var markanın kullanılmasıyla ilgili. Kullanım muafiyeti diyoruz. Bu aynı zamanda Avrupa Birliği'nde de var. Ben bunu Berlin'e sormak istiyorum bu soruyu. Bizim hukukumuz açısından nasıl yorumlanır? 5 yıl zaten markayı aldım. Yani kullanma zorunluluğum zaten yok ama bir dava geliyor. Sen kötü niyetliydin deniyor. Bu sanki biraz çatışıyor gibi görülebilir bu iki hüküm. Bu konudaki yorumlarını alabilir miyiz? Tabii. Burada aslında en önemli şeylerden bir tanesi bizim için, hususlardan bir tanesi bu kullanım muafiyeti bizim şu an incelediğimiz ABAD kararının mensubu olduğu Avrupa Birliği'nde aynen bulunan bir muafiyet ve hoşgörü süresi. Dolayısıyla aslında bu incelemeyi yaparken Türk hukukuna bunun aykırı olacağı durumuna gelmeden evvel bunun zaten mehas kanununda da olduğunu bir hani ortaya koymak gerekir diye düşünüyorum. Aynı zamanda burada şey biraz önem taşıyor aslında. Bu kullanım muafiyetini kanun koyucunun tacirlere, marka sahiplerine vermesinin amacı ne? Burada amaç aslında ticaret hayatında faaliyet gösterecek olan bir şirketin kısa ya da orta vadede artık bu faaliyetlerini gerçekleştirebilecek olması. Bunun için de aslında 5 yıl ticaret hayatında uzun bir süre bir markanın piyasaya çıkması için diye düşünülüyor ve bundan sonrasında artık zaten çok daha ağır yaptırımlar, kullanmama defileri, kullanmama nedeniyle iptal gibi davalarla karşılaşabiliyor marka sahipleri. Ama burada şöyle bir denge kurulması gerekiyor aslında. Bir tarafın, bir tacirin marka sahibi olması ve 5 yıllık hoşgörü süresi içerisinde olması eşittir. Bütün üçüncü kişilerin kullanımlarına karşı hiçbir yaptırımla ya da hiçbir kötü niyet riskiyle karşılaşmadan markasının olduğu gibi icra edebileceği, onlara karşı aksiyon alabileceği anlamına mı gelmelidir sorusu gündeme geliyor. Bence burada ben ABAD'ın yaklaşımının doğru olduğunu düşünüyorum. Cevap hayır olmalı. Bu tabii ki bu hayır keskin bir hayır değil. Her zaman aslında her işte yaptığımız gibi somut olayın özelliklerine göre bakacağımız şeyler. Ama az önceki örneğin verdiğim benim başımıza gelen davada gazlı içecek sektöründe yıllardır faaliyet gösteren bir şirketin kompozit yüzey alaşımlarıyla ilgili bir mal ya da hizmet sunmayacağı markası altında neredeyse açık. Dolayısıyla da bu tarz durumlarda uygulamacıların, mahkemelerin ve Yargıtay'ın aslında bir menfaatler dengesi oluşturması ve hoşgörü süresiyle kötü niyet arasında bir denge tutturulması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hoşgörü süresinin varlığı eşittir. Bu karar yanlış bir karardır, sonucunu bize vermez diye düşünüyorum. Tam tersi somut olayın özelliklerine göre dosya ya da uyuşmazlık bazında bir değerlendirme yapılması gerekir. Teşekkürler Berrin. Bir soru daha var. Bunu da ikinizden de kısaca cevaplamanızı rica edeceğim. Soru şöyle. Bu kamu yararı, kamu düzeni noktasından markanın mal ve hizmet listesine değil de markanın kendisine bakılmak gerektiği, markasının kendisi görünümü kamu yararına aykırıysa bir hükümsüz kılınmanın söz konusu olacağını belirttiniz. Peki markanın mal ve hizmet kapsamında yazan tanımlarda da kamu yararına aykırı ifadeler varsa, kamu yararını, kamu düzenini bozucu ifadeler varsa bu durumda ne yapılacak? Böyle bir durum markanın hükümsüzlüğü için
bir engel, bir şey hukuki neden teşkil etmez mi diye bir soru var. Bununla ilgili yorumlarınızı rica ediyorum. Sıla, senden başlayalım. Soru için teşekkür ederiz. Bence zaten böyle bu tip kamu yararına aykırı olabilecek ifadeler içeren bir mal ve hizmet listesine sahip olan marka zaten tescile kadar ilerleyemez diye düşünüyorum. Bunun ilk incelemesini yapan Türk Patent Kurumu'ndaki uzman zaten başvuru sahibine dönüp tekrar onun mal ve hizmet listesini düzenlemesi için ona bir süre verecektir ve bir düzenleme talep edecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla zaten tescile doğru ilerleyebileceğini sanmıyorum böyle bir başvurunun. Kaldı ki yine tescil olursa bence bu sebeple yine şey yapılabilir, hükümsüzlüğü gündeme gelebilir. Teşekkürler. Berlin, senin farklı bir yorumun var mı? Burada yani aslında Sıla'ya yakın bir şey söyleyecektim. Bunun sicilde, tescil aşamalarında, inceleme aşamasında başvurudan yani yayına çıkma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. Ama bir şekilde tescil edildiği durumda da burada yine bence şey gerçekten zor. Yani kanunun 5. maddesinde atıfta bulunan bu kamu düzenine ve ahlaka aykırı işaretler dendiği için ben mahkemenin önüne gelirse eğer böyle bir dosya belki bu maddeden değil ama yine aslında bizi genel olarak düzenlemesi olan 6-9 yani kötü niyet maddesinden belki bir hükümsüzlük kılınabilir. Kötü niyetli olarak tescil edilen mal, başvurular itiraz üzerine reddedilir ve bu şekildeki tescillerde hükümsüz kılınır dendiği için. Burada bence birazcık daha 6-9'a yani kötü niyet maddesine bir yönelimi olur mahkemenin olası bir hükümsüzlük davasında. Ve burada bu dengeyi kurarak söz konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verebilir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ben de kısaca ekleme yapmak isterim. Hepsine katılıyorum. Benim de uygulamada böyle bir durum başıma geldi. Kamu yararına aykırı değil ama bir şirketin markasını içeren mal ve hizmet listesi vardı. Biliyorsunuz markaların jenerik olarak kullanılmasını kanun kendisi yasaklıyor. Böyle bir durumda da kuruma başvurduğumuz zaman o jenerik ibare, markanın jenerik kullanımını sildi. O ürün adının ismini yazdı. Öyle bir düzeltme yaptı kurum kendiliğinden. Hani belki bu da kuruma bir düzeltmeyle de yapılabileceğini düşünüyorum bu alanda. Evet, bir sorumuz daha var. Bu soru da şöyle. Geniş kapsamlı bir markaya dayalı bir itiraz, tecavüz sonucunda kısmen de olsa kötü niyetin varlığına karar verilebildiğini anlıyoruz bu karardan deniyor. Bu sonucu dikkate aldığımızda özellikle ülkemizdeki kurum kararlarında kötü niyet ispat edilememiştir açıklamasıyla ispat ve delil arayışı ve somut delil olmadan kötü niyet iddiasının kabul edilmemesi konusu hakkında görüşlerinizi almak isterim. Evet, bu noktada Berlin'e ben bir dönmek istiyorum. Berlin, ne dersin? Daha çok sen inceledin bu konuyu. Tabii. Teşekkür ederim soru için. Kurum kararlarında evet bu maalesef ki kötü niyet somut delillerle ispat edilememiştir matbu yazısı sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Ama burada aslında somut delilin ne olduğuna da birazcık bakmak gerekiyor. Somut delil yine maalesef ki kendi adı somut olmasına rağmen çok objektif ya da hani bunlar varsa kötü niyet vardır, bunlar yoksa yoktur diyebileceğimiz bir şey değil maalesef ki. Ama ben uzun vadede Yargıtay için umduğum, Yargıtay için değişimi ve gelişimi olacağını umduğum bu kısmi kötü niyet kararlarının kuruma da yansıyabileceğini düşünüyorum aslında. Yargıtay tarafından bu kararların kabul edilmesi halinde kurum da biraz gerçekten delilleri incelerken kısmi bir iptal, yani daha doğrusu kısmi bir red, özür diliyorum, kararı verebilme konusunda biraz daha rahatlayacaktır. Çünkü ben bu kötü niyet ispat edilememiştir genel ibaresinin yine birazcık şeyden de kaynaklandığını düşünüyorum. Ya hep ya hiç gibi bir sonuca varması. Dolayısıyla da kurumda uzmanların bunu incelerken bir marka başvurusunu olduğu gibi reddetme konusunda biraz daha doğal olarak çekingen yaklaşmasından kaynaklanıyor. Aslında bu karar kurum nezdinde de bence ileride itirazlarda oldukça lehe sonuçlar doğuracaktır. Teşekkürler Berrin. Ben bir kişiye ilave edeceğim. Sıla, sen varsa senden de rica edeceğim. Bu son yorumuna çok katılıyorum ben. Özellikle bu kararla değil, monopoli kararları zaten EUIPO bunu uyguluyor. Hani kısmen bir kısım mallar için kötü niyet konusu. Bu noktada uygulama karar vericilerin ellerinin daha rahatlayabileceğini ben kendim de düşünüyorum. Ve kısmen kötü niyet kararı verildiği zaman bunun mümkün olabileceğini düşünüyorum.
Ama şunu da ilave etmek istiyorum. Maalesef biz uygulamacılar da kötü niyeti, yani her olayda hadi bakalım bir de buna değinelim dediğimiz oluyor. Kötü niyetle ekleyelim. Öyle olunca da muhtemelen kötü niyetin incelenmesi çok bazen dikkat edilmeyebiliyor. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Tabii ki kurum kararları bu konuda çok gelişti. Özellikle YDK kararları çok dikkat ediliyor. Yani bizde daha geniş kötü niyet yorumu. Bir markanın, orijinal bir markanın hani durup dururken başvurulmasında da kullanımlar varsa kötü niyeti kabul ediyor kurum. Bu bağlamda iyi. Ama biz de dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Biraz kendimize de şey yapmak istiyorum not. Yani olabilecek durumlarda kötü niyeti belirtmek. Kötü niyet yani pek mümkün gözükmüyorsa orada bir şans noktasında eklememek gerektiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, tüm soruları cevapladık gibi gözüküyor. Ben son bir kere daha güncelliyorum. Başka bir soru var mı diye. Genelde temenniler var. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki webinarımıza da kısmetse bekliyoruz. Katılımlarınız için tam bir saat süremizi aşmadan tamamlamış olduk. Bir sonraki webinar serimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Sizlere de arkadaşlar buyurun son sözlerinizi. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız da bizim için çok önemliydi. Bizim de özellikle kurum nezdinde bunu nasıl değerlendireceğiyle ilgili biraz konuşma fırsatımız oldu. Herkese katılım için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Umarım açıklamalarımız faydalı olmuştur sizler için. Takip eden süreçte kararı incelerseniz, onun sonrasında sorularınız olursa, konuşmak isterseniz her zaman bize ulaşabilirsiniz. Çok memnun oluruz. İyi çalışmalar herkese. Güzel bir gün olsun. Evet, iyi çalışmalar, iyi günler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.